Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yeni bir belgeye geçiyoruz. Bu dersimizde de yine bir esir mektubu var. Bundan bir önceki dersimizde de buna benzer bir mektubu paylaşmıştık arkadaşlar. Derslerimizi YouTube Zafer Şık kanalı üzerinden takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgili kanalımızda zaten sadece arşive dair Osmanlıca metinler okuyoruz. Arşivlerde kendini ilerletmek isteyen kardeşlerimiz bizim bu derslerimizi takip edebilirler. İnşallah istifade ederler diyorum ve mektubumuza başlayalım. Şurası daha önceki videolarımızda sıkça söylemiştik. Hu ya da hüve mektubun en üstünde olur. Huzur-ı maderiye. Evet. Mader Farsça bir kelime. Anne demek. Yani annenin huzuruna, anneye gibi anlam taşıyacak bir ifade. Huzur-ı maderiye. Burası valideciğim. Hepimizin bildiği zaten anne. Anneciğim manasında. Bu kere arz-ı hulus üzere. Evet, bu kere. Burası datarşi arz sunmak. Arz-ı hulus üzere. Üzere. İstifsarı hatır ederek. Biraz aşınmış, silinmiş yazılar. Görüyorsunuz. Hatır ederek iki ellerinden öperim. İki ellerinden öperim. Bu tarafta, yani esirlikte, sıhhatteyim. Evet. Bu tarafta sıhhatteyim ve sıhhatte bulunmanız emelimdir. Ve burası sıhhatte bulunmanız emelimdir, isteğimdir, arzumdur diyor. Tabii sağlık, sıhhat her şeyden önemli. Şu an benim de boğazımda bir sıkıntı var. Yer yer takılıyorum. Soğuk aldık. Allah şifa versin. Evet, valideciğim hemen hemen. Hemen diye yazılıyor. Hemen hemen. Evet, hemen hemen. Affedersiniz. Hemen hemen. 3 sene iyi burası. İyi eki. 3 seneyi mütecaviz aşkın olarak manasında. Esaretimde sizlere Z noktası şurada çok silinik bir şekilde sizlere birçok varakalar, yani sayfalar gönderdim. Birçok defa size mektup yazdım. Evet, kat'iyen, katıbeten hiçbirinin karşılığını göndermediniz. Evet, kat'iyen, katıbeten hiçbirinin karşılığını göndermediniz diyor. Tabii o zamanki şartlarda bilmek lazım. Mektup ulaşmamış ya da karşı taraf mektup göndermiş. Bu tarafa gelmemiş olabilir. Fakat sonuç itibarıyla esirin eline gönderdiği mektupların cevabı gelmemiş ve burada da bir sitem söz konusu. Hiçbirinin karşılığını göndermediniz. Esir evladınızı böyle bir yabancı, evet, yabancı diye yazılabiliyor, yazılmış yani arşivlerde. Günümüzde tabi Türkçe kelimeleri özellikle okutucularını kullanıyoruz ekseriyetle. Evet, memleketlerde, evet, yabancı memleketlerde
Bağ, evet bağ burası ama noktası 1 kilometre ötede tabiri caizse farklı yere katılmış. Arşivlerde özellikle el yazılarında bu tür imlalar gayet normal. Bir süre sonra kim zaten mektubun akışını da bilince ilgili kelimeyi rahat çıkartabiliyorsunuz. Bu cihetle dile aşina olmak önemli. Kelimelerin nasıl kullanıldığını, özellikle hangi kelimelerden sonra neyin gelebileceğini zamanla çıkartabiliyorsunuz. Tabii bunun için çokça belgeyle haşir neşir olmanız gerekiyor. Bahusus diyarı ecnebide. Evet, diyarı ecnebide yani ecnebi yabancı demek zaten. Diyarı ecnebide yabancı memleketlerde esarette bulunduğumu biliyorsunuz. Evet, esarette bulunduğumu, burası biraz karışmış, bulunduğumu biliyorsunuz. Devam edelim. Niçin ya da niçin diye de okuyabiliriz. Niçin bir kuru mektubunuz gelmesin? Evet, niçin bir kuru mektubunuz gelmesin? Sebep nedir? Gözden ırak olduysak, gözden ırak, Elif ve Y ile yazılmış I harfi, oysa ayın olması gerekiyor. Gözden ırak olduysak, gönülden de mi ırak olduk diye sitemine devam ediyor. Gönülden de mi ırak olduk? Herkesin anasından, babasından mektuplar geliyor. Mektuplar geliyor. Ben de yollara bakıyorum. Evet, burası ben de. Yani ben dahi manasında. Yoksa kul köle manasında değil. Ben de yollara bakıyorum. Mahzun oluyorum. Burada kafla yazılmış. Evet, hüzünleniyorum manasında mahzun oluyorum. Bunları takdir edersiniz. Bunları takdir burası edersiniz burası. Tabii insanlıktır. Yani olağan doğal bir şey insanlıktır. Mektubuna cevap alamayınca üzülüyor diyor insan. Sizler benim anam babam değil misiniz? Sizler benim anam babam değil misiniz? Bu ana kadar mektupsuz, evet dikkat edelim, kadar biraz karışık, yani karışık değil de belirsiz bir şekilde silinmiş mektupsuz kaldım anneciğim. Şimdiye kadar mektupsuz kaldım diyor anneciğim. Bundan sonra bakalım nasıl devam ediyor. Şimdi der, burada bir eksiklik, kelime eksikliği var. Şimdik diye yazılmış yani şimdiden sonra olması gerekir. Şimdiden sonra sakın beni cevaptan naçar bırakmayasınız. Evet. Sakın beni cevaptan naçar bırakmayasınız. Herhalde sizlerden mektup isterim. Sizlerden mektup isterim elbaki. Ve yine şurada ne burada olsa gerek. Valideciğim iki ellerinden öperim. İki ellerinden öperim. Böylece burada bir karışıklık olmuş. Mektubuma olması gerekiyor. Mim harfi şurası. Kef harfi burası. Mektup. Burada bir T eksikliği var. Şurası vav olsa gerek. Yani akış onu gerektiriyor. Mektubuma B harfi. Mektubuma nihayet veriyorum diyor. Böylece mektubuma
nihayet veriyorum. Mektubunuzu gözlemekteyim. Gözlemekteyim. Ya da gözetlemekteyim olacak da yine bir keşide hatası, eksikliği de noktalama eksikliği var. Gözetlemek. Şurası kef olsaydı gözetmekteyim olurdu. Ya da şu kef olarak alırsak göz kısmen gözlemekteyim de okuyabiliriz. Ama anlamca mektubunuzu gözlemekteyim diye okuyabiliriz arkadaşlar. Zaten mektupta birçok imla hataları, noktalama eksikleri ki bu aşınmadan da kaynaklanıyor olabilir. Tarih kısmı fi burası. Burası Ağustos yazıyor. Evet arkadaşlar. Ağustos. Sene 336. Yani 1920'ye tekabül ediyor. 336, 1336 Rumi tarihi. Şurada tabii Ağustos biraz büyüteyim. Şurada kaç Ağustos net değil. 9 olabilir. Biraz belli belirsiz. O kısmı boş bırakalım. Net olmadığı için arkadaşlar. Evet, mektup kimden? Evladınız İsmail. Evladınız İsmail diye en sonda isim düşülmüş. Mektubumuz bu kadardı. Arzu ederseniz bir de hızlı okuyalım arkadaşlar. Ve dersimizi bitirelim. Hu, huzuru maderiye, valideciğim. Bu kere arz-ı hulus üzere istifsarı hatır ederek iki ellerinden öperim. Bu tarafta sıhhatteyim ve sıhhatte bulunmanız emelimdir. Valideciğim, hemen 3 seneyi mütecaviz esarette sizlere birçok varakalar gönderdim. Katiyen, katibeten hiçbirinin karşılığını göndermediniz. Esir evladınızı böyle bir yabancı memleketlerde, bahusus diyar-ı ecnebide esarette bulunduğumu biliyorsunuz. Niçin bir kuru mektubunuz gelmesin? Sebep nedir? Gözden Irak olduysak gönülden de mi Irak olduk? Herkesin anasından, babasından mektuplar geliyor. Ben de yollara bakıyorum, mahzun oluyorum. Bunları takdir edersiniz, tabii insanlıktır. Sizler benim anam babam değil misiniz? Bu ana kadar mektupsuz kaldım. Affedersiniz. Bu ana kadar mektupsuz kaldım anneciğim. Şimdiden sonra sakın beni cevaptan naçar bırakmayasınız herhalde. Sizlerden mektup isterim elbaki ve yine valideciğim iki ellerinden öperim. Böylece mektubuma nihayet veriyorum. Mektubunuzu gözlemekteyim. Fi Ağustos sene 336, yani 1336 evladınız İsmail. Evet, Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yine bir dersin sonuna geldik arkadaşlar. YouTube Zafer kanalımızda bu ve benzeri birçok belgeyi bulabilirsiniz. İnşallah istifade edersiniz. Başka bir derste görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.